Aa Ferit nereye? Spora. Seyran nerede? Odada. Ya Ferit daha ilk günden kızı yalnız mı bırakıyorsun? Osman. Kaçtım ben. Cık. Ya. Müsait misin? Tabii tabii gel lütfen. Aa ne kadar güzel olmuş o da. Ya bir türlü oturup sohbet edemedik. Ferit'i de giderken görünce bir uğrayayım dedim. Dinleyecek miydin yoksa? Yok otur lütfen gel. Manzaraya bakacaktım. Yani başka ne yapılır bilmiyorum tabii yani. Evet. Zor değil mi ilk günler? Ben de yaşadım biliyorum. Biraz. Yeni bir şehir, yeni bir ev, yeni bir aile. Öylesine söylemiyorum. Elbette sıkıntılar, sorunlar var. Ama bu çatı altında çok güçlü bir aileyiz. Zamanla sen de hissedeceksin. Her şey daha da kolaylaşacak. Umarım. Asuman çok teşekkür ederim. Ya bunları duymak rahatlattı beni. Teşekkür ederim. Çünkü en çok yalnız kalmaktan korkuyordum galiba. Buyurun. Müsait miydiniz gelin hanım? Müsaitim ama Ferit'e baktıysanız o az önce çıktı. Küçük beye değil, sana bakmıştım. Aa, bir şey mi oldu Latif Bey? Ağam bir evi gezdir dedi küçük geline. Sonra da İfakat Hanım görecekmiş. O. Emir büyük yerden. Ben de odama geçeyim. Sıkılırsan mutlaka uğra olur mu? Sakın çekinme. Tamamdır. Aman ablasına mı gitmek istiyormuş? Benim oğlum ablasına mı gitmek istiyormuş? Aşkım ya, 2 dakika dinleneceğim şurada ya. Ya kızım dışarıda önemli işlerim var. Gitmem lazım, ne yapayım? Ay bırak İbo, bakma sen ona ya. Hapkalar çocuk, ağzı var diliyor. Allah razı olsun senden ablacığım. İbo, altını tutturmadan gelme ama ha. Düş bende. Ay. Burası da mutfağımız. Hoş geldiniz Gelin Hanım. Hoş buldum. Seyran ben. Şefika. Şefika Hanım aşçımızdır. Dicle'yi dün görmüştünüz zaten. İstediğiniz bir şey olduğunda Dicle ilgilenecek. Çok memnun oldum. Carlos'la birlikte Sultan Hanım'ı dün görmüştünüz. Ama henüz Carlos'tan bir şey istemeyesin. Çünkü Fransızdır, Türkçesi pek iyi değil. Hoş geldiniz efendim. Hoş buldum. İstediğin zaman neyi sever, neyi sevmezsin Şefika Hanım'a söyle. Yemekleri ona göre hazırlasın. Hiç gerek yok. Ben yemek seçmem. Ah. İbrahim, Dicle'nin babası, ağamın da şoförüdür. Çok sevimli maşallah. Sizin mi? Sağ olun. Evet, benim çocuğum olur. Hoş geldiniz, hayırlı olsun Gelin Hanım. Hoş buldum, sağ olun. Merhaba, Seyran ben. Senin adın ne? Heh, Sultan Hanım da geldi. Sultan Hanım, Dicle ve Fırat'ın annesidir. Fırat çok tatlıymış. Ama birazcık utangaç galiba. Adını söylemeyince. Utangaç değil. Konuşamıyor da ondan. Özür dilerim. Bilmiyordum. Sultan Hanım. Tekrar hayırlı uğurlu olsun. İfakat Hanım'ım da sizi soruyor. Buyurun Gelin Hanım. Evi gezmeye devam edelim. burası. Gel. Gel Seyran. Nasılsın? İyiyim. Sağ ol. Gerçekten iyi misin? Kolay alışabiliyor musun? Çok kolay olmuyor. Kendine de Ferit'e de biraz zaman ver. Bak Seyran, bu evde herkesin uyması gereken bazı kurallar vardır. Bunları bir an önce öğrenirsen iyi edersin. Halis Ağa bizim her şeyimizdir, atamızdır. Ona asla saygısızlık etmeyeceksin. Az konuşur, öz konuşur. Konuştuğu zaman sözü kesindir. Eğer bir hastalık, sağlık durumu yoksa herkes yemeklerde bir arada olur. Ev içinde bağırış, çağırış olmaz. Ne yaşanırsa yaşansın bu yalanın dışına taşınmaz. Öyle kafana göre gezip tozmak da yok. Dışarıda kim ne zaman fotoğrafını çeker, kim ne yapıp başına bir iş açar bilemeyiz. Çalışanlarımız değerlidir. Ama mesafeni korumayı da bil. Bir sorun yaşadığında çözmek istiyorsan bana gelebilirsin. Kapım sana her zaman açık. Ama başkalarından duyarsam yalnız kalırsın. En önemlisi artık sen Seyran Korhan'sın. Adından önce soyadın geliyor. Bunu unutma. Ona göre davran yeter. Ya çok pardon. Merhaba. Merhaba. Telefonumu bulamıyorum. Düşürdüm herhalde. Kendimi bir çaldırsam seninkinden. Tabii. Yeni başladın galiba. Daha önce görmedim seni. Arkadaş kontenjanından geldim. Tek seferlik. İyiymiş. Teşekkür ederim. Ah, oradaymış. Kusura bakma, tekrar sağ ol. Tuba bu arada ben. Ferit. Biliyorum. Görüşürüz. Görüşürüz. Ne yapıyorsun lan? Ne yapıyorsun sen ya? İyi. Sen Antep'ten döndüğümüzde pişman mısın acaba? Yok be oğlum ama Antep buradan yorucuydu. Sür hadi sür gidelim. Oy. Çok yoruldum lan. Nereye peline mi? Telefoncuya gidelim sonra eve geçeriz. Telefoncu ne işi ya? Söylemem dalga geçiyorsun sonra. Ama baştan söyleyeyim benim niyetim insani. İyi bakalım hadi. Şurada yakında bir telefoncu var AVM'de. Belini de iptal ettik. Ya aklıma gelmişken bana da mı bir hat alsak? Hayırdır? Ya şu İvo bitcoin forex işlerine girdi. Beni de bulaştıracak. Hiç telefon da vermek istemiyorum. Tamam işte gidiyoruz hallederiz. İyi tamam. Şuralarda bir yerde renkli yara bantları olacaktı. Ne oldu yine? Ya bizim oğlandan top oynarken düştü, dizi sıyrıldı. Önemli bir şey değil. Aa, nerede ya? Yeni gelinin yanında şimdi Sultan. Bir güzel anlaştılar, bir güzel anlaştılar. Allah Allah ya. Ona neymiş benim oğlumdan? Yakalayacağım. Gel buraya. Nereye gidiyorsun? Gel. Gel buraya. Yakaladım. Allah çok doğrumuş bir şey misin sen be? Oo, yakaladım. Gelin hanım, zahmet verdik. Ben alayım. Ya benim keyfim çok yerinde. Hiç önemli değil. Senin keyfin yüzünden söylemedim. Yakışık almaz. Sonra biz laf işitiyoruz. Tamam, kusura bakmayın lütfen. Düşünemedim ben. Düşünecek bir şey yok gelin hanım. Oğlumdan uzak dur, yeter bana. Ne oluyor Sultan Hanım? Ya Fırat düşmüş de endişelendim biraz. Sen az önce kime dedin o lafları? Efendim? Sen diyorum. Az önce kime söyledin o lafları? Ferit. Bana bir şey söylemedi. Yanlış anladın lütfen. Sen karışma. Çocuğu korkutacaksın Ferit lütfen. Sultan, Zehir'in bu evdeki diğer gelinlerden hiçbir farkı yok. Onlara nasıl davranıyorsan Zehir'e de öyle davranacaksın. Anladın mı? Özür dilerim Zehir Hanım. Gel. Fazla abarttın. Hiç gerek yoktu. Az bile yaptın. Çocuğu yanımda görünce laf etmesinler diye uyarmak istedi kadın. De dediği gibi de oldu işte. Ben onun neden öyle davrandığını çok iyi biliyorum. Neden? Bu evdeki diğer gelinlerle konuştuğu tonda konuşacak seninle de. Buradaki konu benim karım olmam. Bu yani. Konu senin egon mu? Yazık ya. İnsan arada başkalarının duygularını da düşünür. Özür dilerim. Keşke annenle konuşabil diye bu telefonu getirmeseydim sana. Ya ben de diyorum ki kıza sert çıktım. Gurur yapacak, telefonu almayacak. Hiç gurur yapamayacağım vallahi. Annemleri aramam lazımdı. Konuşabildin mi annene? Ya annemin telefonu yok. Ablamı aradım da onu da kapalıydı. İstersen babanı arayabilirim senin için. Ama zamanı geldiğinde bir kıyak geçersin sen. Yok yok. Hiç gerek yok gerçekten. Unutmuştur bir yerlerde telefonunu ablam. Hem mesaj attım ben ona. Görünce döner. Okey. Selam söyleseydin. Hemen pislikleşiyorsun ya, hemen. Ben de ciddi teşekkür etmeyi falan düşünüyordum biliyor musun? Etmeyecek misin şimdi? Yo. Hayatını kurtardım sayılır. Ona sayarsın. Bir iyilik yaptın. Hemen yüze vurmalar filan. Ayıp ya. Aa! Ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun? Bu yaptığın şey teşhircilik artık yeter. Yani ben duş almak diye biliyorum ama seni karıştırmış olman normal tabii. Tabii sen biraz uzaksın bu konulara. Antep'te pazardan pazara mı duş alıyorsun? Ne alaka? Ne bileyim. Onca yol geldik, o kadar şey yaptık. Seni bir kere duş alırken görmedim. Bu evlilik sandığımız kadar kötü geçmeyebilir. İtilebilir gibi duruyorsun. Tut! Gerizekalı.